Dostlar hepinize merhaba. Bugünlerde kuşhanemizde arda arda çok sevindirici gelişmeler oluyor. Şimdi onlardan bir tanesini daha sizlerle paylaşıyorum. Yavru Hint bülbüllerimizden bir tanesi ilk kez yuvadan uçtu. Şu an bu arada kızım da yanımda kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Evet, devam edelim. Şu an yuvada iki tane daha yavru var. Bunlar üç kardeş olarak büyürler. Bir tane daha vardı ama o enteresan bir şekilde diğerlerin altında ezilerek maalesef hayatını kaybetti. Hint bülbüllerinde bu nadiren olabilen bir şey. Çünkü Hint bülbülleri kanaryalar gibi değil. Kaç tane yavru yaparlarsa yapsınlar onları bir şekilde büyütüyorlar ama o çok talihsiz bir şekilde maalesef böyle bir şey yaşadı. Ters dönmüş, yani sırt üstü kaldığı için maalesef kımıldayamamış, uçurumda kalmış. Şimdi bu üç tane yavru güzelce tüylendiler ve yuvadan uçmaya hazır duruma geldiler. Şimdi az önce kuşlara baktığımda böyle bir tanesinin yuvadan çıktığını görünce hemen bunu kayda almayı istedim. Şu anda görüyorsunuz çok böyle şaşkın sinekte duruyor. Çok da böyle emin değil yani doğru bir hareket yapıp yapmadığından. Şimdi tabii yuvanın dışı onun için bambaşka yepyeni bir dünya. Şu an yuvanın güvenli ve rahat ortamından uzaklaştı. Ve üzerinde de onun şaşkınlığı var. Hiç olduğu yerden kıpırdamıyor ve eminim ilk fırsatını bulduğunda da yuvaya geri dönecektir. Ama biraz uzaklaşmış yuvadan. Diğer kardeşlerine bakalım. Onlar da şöyle açıp da gösterelim. Onlar da burada. Bunlar da gri oldu. Erkek kuşta gri renk baskın olduğu için yavrular genellikle böyle gri ağırlıklı çıkıyor. Bir önceki ağızdaki yavrularda beyaz desenler de vardı. Bu üç yavru full gri olacak gibi görünüyor. Tabii zamanla özellikle yanak bölgelerine falan yeni renk desenlenmeleri de oluşabiliyor yavrularda. Evet, Hint bülbülleri, bir saniye kızım, bir dakika. Hint bülbülleri 3 haftalarını doldurduklarında yuvadan yavaş yavaş kafasını uzatmaya ve kafesin içini incelemeye başlarlar. Bu 3 haftadan sonra, yani yaklaşık 20-21 günlük olduklarında böyle yuvanın yakında bulunan tüneklere yavaş yavaş çıkmayı denerler. Bu yavrumuz bunu denemiş ve başarmış. Diğerleri de kısa süre sonra çıkacaktır. Daha sonra zaten kafesin içini keşfetmeye ve kafese adapte olmaya başlıyorlar. Bir kere zaten yuvadan uçtu mu bir yavru kuş, bir daha da eskisi gibi yuvaya asla yatmaz. Tabii yine yuvaya girer çıkar, orada dinlenir, diğer kardeşlerin yanına gider ama asla ilk yattığı zamandaki gibi böyle yani kararlı bir şekilde hiç çıkmayacak gibi asla bir daha yuvada yatmaz. Yani hani yuvadan uçma diye bir tabir var ya, işte o bir kere gerçekleştiği zaman artık bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmaz hiçbir şey. Diğer çiftte de 4 yavru var. Toplamda bunlardan 8 yavru vardı. 3 tane birinde, 5 tane de diğer çiftte vardı. Ben iki çiftte de iş yükü eşit olarak paylaşılsın, çok fazla yorulmasınlar diye yavruları 4'er 4'er paylaştırmıştım. Diğer çiftteki yavrular büyüyor. Onlar da 1-2 güne kadar yuvadan uçmaya hazır olacaklar. Buradaki yavrularda gördüğünüz gibi bir tanesi yuvadan atlamış. Diğer 2 tanesi de kısa sürede onu takip edecektir. Bu çiftimizde yavrular bu şekilde. Bu yavrular da yeme düştükten sonra ben bu çiftleri kendi aralarına tekrar yeni bir eşleştirmeye tabi tutacağım. Dolayısıyla bunlardan şimdilik böyle 2 ağız yavru almak yeterli. Farklı eşlerle yeni yavrular almayı deneyeceğim. Yavru böyle sık sık ağzını açarak duruyor. Bu biraz da hala ilk yavruluk reflekslerinden kalan bir hareket. Sürekli ağzını açarak böyle mama istemeye meyilli bir tavırları oluyor yavruların. O da o yüzden sürekli böyle ağzını açık tutuyor. Bunu yuvada anne baba olmadan yaptıklarında da bu yavruların biraz içeride sıcakladıklarını,
anlayabilirsiniz. Biraz serinlemek amacıyla ağızlarını böyle açık tutabilirler. Yani mama isteme dışında da bunu yaptıklarında bunu anlayabilirsiniz. Evet, maşallah yavrular gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Genel formları, tüy durumları güzel. Özellikle yavrunun sağlıklı olduğunu böyle kilo durumlarından ve tüy yapılarından anlayabilirsiniz. Eğer tüyleri güzelce oturmuşsa, güzelce böyle dizmişse tüylerini, böyle seyrek, döküntülü şekilde değilse ve kilosu da böyle iyiyse, yani böyle yavruya baktığınızda böyle fıstık gibi bir görüntüsü varsa, ben ona cam gibi görünmek diyorum yavrularda, kuşlarda. Böyle cam gibi bir görüntüsü varsa, gerek genel formuyla, gerek tüylerinin parlaklığı, sıklığı, gözlerinin canlılığıyla böyle o yavru kendini kurtarmış demektir arkadaşlar. Pekala, görüşmek üzere yeni videolarda.